Abi tamam, genişlettik. Yani hakikaten herkesin görevi dedik. Yapmamız gereken. Diyelim ki benim fıtratıma uygun değil. Hani ben de diyorsunuz ya, herkes gitmesin görsün. Veya dilim zayıf. Veyahut da ya, olduğum yere alışamamışım. Ya ben de mi yapmalıyım? Soru işareti. Yani hep böyle bize şeyler geliyor. İşte biz buraya yeni taşındık. İşte benim dilim yeterli değil. Benim fıtratıma ters. İşte ben gidip konuşamam. E peki bu engellerle alakalı nasıl yapmak lazım? Yani fıtrat meselesi mi? Yoksa diyorlar herkes yapmak zorunda deyip de nasıl yapacak yani? Yani bu diyalog derken İşte sadece şunu demiyoruz herhalde, değil mi? Yerel insanlarla değil de hani herkese diyalog diyoruz. Yani hayvanatla dedik, kendimize diyalog dedik. Yani fıtratım uymuyor diyorsa birisi, bunu nasıl yapacağız yani? hadise tabii farklı şekilde ele alınmalı. Aynen o dediğiniz gibi çoğu söyler. Ben içine kapalı bir insanım. Kimseyle konuşamam. Bazıları da vardır dışa açık, ekstrovert denilen. O içe kapalılara da introvert deniliyor. Fakat burada olması gereken asıl hadise İnsanın olması gereken konum kazanmasıdır. Yani şu insanların fıtratları müsait, bunlarınki müsait değil. Efendim bunlar diyalog yapamaz. Asla böyle değil hadise. Her insanın doğuştan bir birinci fıtratı vardır. Dediğiniz gibi belki dışa kapalıdır, bazıları açıktır. Bazıları daima karamsar düşünür hadiseleri, bazıları daima pozitif düşünür. Bunlar birinci fıtrat dediğimiz insanın kendisinde artık irsiyetten gelen diyebilirsiniz, aileden gelen, genlerinden gelen diyebilirsiniz. Buna birinci fıtrat deniyor. Fakat bir de ikinci fıtrat var ki, bu ikinci fıtrat insanın çalışmasıyla, gayret etmesiyle, okumasıyla, öğrenmesiyle geliştirdiği yeni yapısı. Ve herkes buna mecbur. Ne anlamda? Okuyacak, dinleyecek, öğrenecek, eksik taraflarını geliştirecek. Eğitim bunun için var. Okullar bunun için var. Sürekli denilen durmadan kursların alınması bundan dolayı. Yani bu kurslar alınırken insan bir makineyi nasıl kullanacak bunu öğrenirken aynı şekilde insani davranışları da öğrenmesi gerekiyor. Diğer insanlarla ilişki kurması ki diyalog diyoruz buna. Diyalog kurmasını da öğrenmesi gerekiyor ki bunların hepsi ikinci fıtratı elde etmeyle oluyor. Yoksa öbür türlü ikinci fıtrat geliştirilmeyecek olursa bazı ağaçlar vardır. Meyvesiz ağaçlardır. Ama bunları siz aşılarsınız, daha sonra bunlardan meyve alırsınız. İnsanların fıtratı da biraz buna benziyor. Yani sadece birinci fıtratta kalırsa ömrü boyunca, bu insan kendi içinde kapalıdır, kimseyle konuşmaz, dertlerini konuşmaz. Daha sonra da bu insan hakikaten değişik yönleriyle psikolojik rahatsızlıklar da geçirir. Psikolojik rahatsızlıklar onun organik tarafına etkiler, organik rahatsızlıklar geçirir falan. Sonra bir ömrü bu şekilde eskiden dendiği gibi bedavaya yani herhangi bir şekilde diğer insanlara ve kendisine faydası olmadan bitirir geçer. Aslında insan bunun için yaratılmamıştır. İnsanın yaratılış gayesi önce Allah'ı bilecek ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun şeklinde Cenab-ı Hak tarafından bizlere buyurulduğu gibi yani beni insanları beni bilsinler, tanısınlar, tanıttırsınlar diye yarattım. Ha şimdi hadise böyle olunca insanın kendisini bilmesi gerekiyor. Evet, benim birinci fıtratımda böyle çekingenlikler varsa, başka insanlarla konuşamıyor isem, bunu benim geliştirmem gerekiyor. Örneklerini görmem gerekiyor, kitaplarını okumam gerekiyor. Şimdi daha kolay. Bunun efendim internete girileri, YouTube'da farklı özellikleri görülür. Ne derdi varsa oraya yazar karşıda bunun çarelerini veya bununla ilgili hekimlere gider başka arkadaşlar. Şimdi böylece kendini geliştirince işte buna ikinci fıtrat deniyor. Bu ikinci fıtratta insan başkalarıyla diyaloğu da geliştirebiliyor, olması gerektiği şekilde davranış biçimlerini de öğrenebiliyor ki öğrenmelidir. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Mutlaka başka insanlara ihtiyacı vardır. E zaten tek başına da bir insan ömür evet geçirir de şu anlamda neslini devam ettiremez. Karşı cinsten birisiyle evlenecek. Evet onun tamamen fıtratı farklı olabilir. Farklı fıtratlara alışmasını öğrenecek o ikinci fıtratı edinerek. Herkesi kendi konumunda kabul etmesini öğrenecek evlendiği zaman. İlle benim gibi düşünecek, ille benim gibi davranacak, ille benim gibi böyle bir hadise yok. Eğer böyle bir şey istenirse insanın aynaya bakması gerekiyor. Ama böyle olunca da işte o birinci fıtrat ikinci fıtrata bu şekilde gayretle, eğitimle, güzel örnekleri görerek elde edilince o zaman insanın konuşamayacağı, diyalog kuramayacağı, ilişki kuramayacağı insan olmaz.
evlendiği zaman başka fıtrat, başka kültürlerden de gelse yine bu çerçeveler içinde o insanla da çok rahat geçinmesini öğrenebilir. Daha sonraki zaman dilimlerinde farklı fıtratlarda yaratılmış olan kendi çocuklarıyla da yine diyaloglarını devam ettirebilir. Onlar da bunları öğrenerek bu şekilde devam ettirir. Yoksa öbür türlü insanın ille benim gibi düşünecek herkes, ille benim gibi konuşacak, meseleleri ille benim gibi davranacak deyince insan sadece aynaya bakması gerekiyor ki kendisinden başka birisini bulması da mümkün değil. Dolayısıyla diyalog denilen hadiseyi bu geniş çerçeveler içinde insani münasebetler, beşeri münasebetler denilen ve mutlaka olması gereken yani eşiyle, çocuklarıyla, en yakınlarıyla, onun dışında çalışma arkadaşlarıyla, onun dışında bütün dünyayla, sonra da bütün kainatla ancak bu şekilde ilişki kurabilir ve bu şekilde yaşayabilir. Yoksa öbür türlü dar çerçevede ben içine kapalı bir insanım, utanıyorum başka insanlarla, evet herkes utanır. Yani bunlar doğal fıtrat kanunları gereğidir ama birinci fıtrat. İkinci fıtratta bunları çalışarak, okuyarak, edinerek, başka güzel örnekleri de efendim dikkat ederek, onları kendine misal alarak devam edecek olursa bu ikinci fıtratta diyalog da gelişir, insanın herkesle ilişkileri de gelişir, hadiseleri de buna göre değerlendirir. Başka insanlardan çok farklı güzellikleri de elde edebilir ki diyalog dar anlamda değil de bu şekilde esas olması gerektiği anlamda, geniş anlamda da demiyorum bakın, olması gerektiği anlamda alınırsa o zaman aslında diyaloğun sadece insanlarla olan münasebeti değil insanın, efendim diğer canlılarla, hayvanlarla, diğer bitkilerle, bütün hepsiyle olunca insanın kainat içinde her şeyle diyaloğu, her şeyle ilişkisi var. Bundan dolayı da zaten huzur veya mutluluk tarif edilirken insanın bedensel ve ruhen huzur içinde olması denilir de eskiden. Buna şimdi çevre de etkilendi. Yani bedensel, ruhsal ve aynı zamanda çevreyle uyumlu olabilen insan. Ama belki de buna virgül içinde, evet bu çevrenin içinde bizim anladığımız anlamda bitkiler, diğer canlılar anlaşılmalı ama bu çevreyle ilgili de diğer insanlar da ele alınmalı ki işte bu da diyalog. Mutlaka bu olduğu zaman insan mutlu olabiliyor. Yani çevresiyle diyalog halinde olduğu zaman, onları dinleyebildiği, karşıdakilerin de onu dinleyebildiği zaman o zaman mutlu oluyor ki işte buna da geniş anlamda veya olması gerektiği anlamda diyalog diyoruz ki işte bunun geliştirilmesi gerekiyor. Eğitimle, konuşmalarla, bu şekildeki programlarla bunların geliştirilmesi gerekiyor. Bu da işin ayrı bir tarafı.